Bir yer altı bakımı yok burada. Bütün kokular dışarı vuruyor, sinek oluyor. Yukarıdan rüzgar estiği zaman bütün çöpün kokusu yüzümüze geliyor. Damlarda evlerde oturamaz olduk. Bir de burada bir vatandaşız, bizim de oylarımız var. Sadece çarşıya çalışmasınlar abi. Hafif bir rüzgarda elektriğimizi kesiyorlar. Günlerce elektrik gelmiyor bazen. Çöp kokusu, leş gibi, çocuklar mideleri bulanıyor, yemek yemiyorlar. Geceler yani pencere falan açamıyoruz, kapı açamıyoruz, şikayetçiyiz. Her zaman pis kokuyor, çöp kokuyor. Diye buraları ilaçlama yapmıyor, sinekler, böcekler yani rahatsız O çöpü almaya haftada bir sefer geliyor. Cumadan cumaya geliniyor çöp almaya. Burası Buluttepe 343. O taksi... Gece çöp mü yanıyor burada? Çöp, yukarıdaki çöpün kokusu da buraya geliyor. Dağdan estiği zaman buraya koku geliyor. O yüzden yani koku geliyor, pencereleri de açamıyor geceleri. Ondan sonra sinek ilacı da gelmiyor. Şimdi bizim tek isteğimiz yetkililerin buna artık dur demeleridir. İskender'in çöplüğünden gelen kokunun haddi hesabı yok. Herkes şikayetçi, bütün evlerin içine kadar sinmiş durumdadır. Ve çöp konteyneri de biz aramadığımız sürece de herhangi bir temizlik yapılmıyor. Yani bunlara artık bir dur demenin zamanı geldi. Su gelmiyor. Elektrik çoğunlukla da kesiliyor. Kesiyorlar. Doğumlar elektrik kesiliyor. Yani buradaki insanlar insan değil mi? Neden çarşıya hizmet veriliyor da tepeleri hiçe sayıp da hizmet verilmiyor? Ancak oy almaya gelince tepelere geliyorlar. Yoksa gelmiyorlar. Çöp kokusu, elektrik kesintisi, hırsızlık, İnternet kablolarını çalmaları, bu tür şeyler çok yaşanıyor burada. Bunun önlenmesini, en azından bir güvenlik kamerası bu mahallede yerleştirilmesi, isteğimiz bu. Alınmış, kendi evime internet çekeceğim diye çekemiyorum. Altyapı kabloları çalınmış. Çocuklarımızı internete sokamıyoruz çünkü internet kabloları çalındığı için bir de yani öyle bir şeyimiz yok, lüksümüz de yok. Benim kızım giremiyor şu anla. Benim kızlarım ikisi de okula gidemiyor. Yani o sorunumuz da var. Bizim yani çocuklarımızı bir de oyun yerleri olmadığı için çok kötü zamanları geçiyor. Evin içinde sürekli o da olmuyor. Ve biz bakın sokakları tamam temizliyoruz ama bir çöp elemanı da olması lazım yani. Su kesintilerimiz çok oluyor. Yani biz sineklerden yatılmıyor. Ne bileyim bu elektrik sorunumuz çok oluyor. Yani böyle de olmaz.